Herkese merhaba. Kumpas programına hepiniz hoş geldiniz. İkinci sezonumuzun üçüncü bölümünde bugünkü konuğumuz Ümit Altun. Kendisini hepiniz zaten çok iyi tanıyorsunuz. Ama ben yine de kendisini tanıtması için sözü Ümit Bey'e bırakıyorum. Merhabalar. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için öncelikle. Ben Ümit Altun. 1985 yılında Mimar Sinan Üniversitesi tasarım bölümü mezunuyum. Daha sonra Otokar'da tasarımcı olarak başladım. Teletaş'ta çalıştım. Arçelik'te çalıştım uzun yıllar. Farklı pozisyonlarda çalıştım bu üç şirkette. En son Arçelik'ten ayrıldıktan sonra dizaynımı kurdum. Şu anda hala dizaynımda tasarım hizmeti vermekteyim. Çok teşekkür ederiz öncelikle tekrardan katıldığınız için. Öncelikle Ümit Bey, öncelikle şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi günümüzde yaşanan bu sürecin tasarıma etkisi oldu mu ya da olacak mı? Yani zorlu bir süreçten geçiyoruz. Öncelikle buna yorumunuza almak istiyorum. Daha sonrasında bununla ilgili başka bir soru daha soracağım size. Tamamdır. Yani tabii ki ben oldu diye öncelikle bir kısa cevap vereyim. Çünkü aslında tasarım zaten hayatın dışında, dışarıdan etki eden bir faktör değil. Yani tasarım her zaman hayatın içinde olması gereken ve hayatın devinimiyle kendi ona paralel olarak veya işte etki edecek şekilde hareket eden bir unsur. Dolayısıyla yaşadığımız bu süreç ister istemez tabii ki tasarımı da etkiliyor. Tasarım yöntemlerini etkiliyor, tasarlanacak unsurları etkiliyor. Karşımıza yeni problemler çıkarıyor. Bu yeni problemlere çözüm bulması gereken yine biz tasarımcılar oluyoruz tabii ki. Dolayısıyla hem direkt hem endirekt birçok açıdan etkileniyoruz. Yani hem çalışma şartları açısından olsun, hem yaptığımız tasarımlar, ürünler ve yeni problemlere yeni cevaplar olarak aslında tasarımı direkt etkiliyor diyebilirim. Evet. Peki şunu soracağım. Sizin döneminizde yani Mimar Sinan olsun, ODTÜ olsun, birçok farklı ve köklü üniversitede çıkan aslında bir nesilden çoğu çok iyi yerlere geliyor. Yani daha doğrusu bizim gözümüzden bu böyle gözüküyor. Ancak şu an hani bölümün Türkiye'de artması ve aynı zamanda hani birçok öğrencinin de artmasından dolayı böyle öğrenciler kendilerini idol almakta zorlanıyor. Yani şöyle düşüneyim. Benden 25 yıl daha öncesinde bu işe başlayan insanlar idol alınırken bir 5 sene belki 6 sene önce başlayan insanlara baktığımızda o kadar da fazla bizi etkileyecek ve hırslandıracak nokta olmuyor. Aslında şimdi bu süreçle birlikte bu sistem belki bir kere daha değişecek. Yani bunun hakkında bir yorumunuz var mı? Şöyle aslında birçok faktör var bununla ilgili. Bizim mezun olduğumuz dönemler, yani ben 85 yılından bahsediyorum, 1900'lü yıllar ki yani geçtiğimiz asır. Aradan ciddi bir süre geçti, 35 yıl gibi bir süre geçti mezun olduğum günden bugüne. Tabii o zaman endüstriyel tasarım mesleği bu kadar bilinen bir meslek değildi. Dolayısıyla sayısal olarak da daha azdık. Ancak mesleği seçenler de daha bilinçli olarak seçiyorlardı. Yani aslında hani ne yapmak istediklerine çok önceden karar verip tasarımcı olmak için işte çabalayıp o okullara girip mezun olduktan sonra da bu mesleği devam ettiren genelde bu şekilde olduğu için sanırım o dönem kısıtlı sayıda, yani daha düşük sayıda tasarımcı mezun olmasına rağmen hepsi daha çok önceden hedeflerini çizmiş oldukları için bir şekilde bu tasarım ile birlikte işte tasarımla ilgili herkes bir şeyler yapmaya başladı. Ve biraz daha tabii ki oransal olarak bugüne göre daha farklı ve daha fazla sayıda işler yaptılar diyebilirim. Ya ben aslında bu noktada şöyle düşünüyorum. Tabii ki kendi yorumum bu. Zaman değiştiği gibi aslında yani tasarıma olan bakış açısı da değişiyor ve bazı malzemelerin üretim kolaylığı değişiyor ve dolayısıyla
sadece tasarımcı değil aslında. Birçok insan tasarım yaptığını düşünebiliyor. Yani örnek veriyorum, eskiden belki bir elbise yaptırılacağı zaman terzi, zanaatkar gibi bakarsak dikerdi o elbiseyi. Evet. Şu an hazır kıyafetlere bir resim baskısı bile alabiliyoruz aslında. Evet. Şimdi buna yanlış belki ama buna tasarım diyorlar. Ama bir de tasarımı seçen öğrenciler de aynı zamanda belki bunlardan etkileniyor ama işte içindeki o mekaniği ve mühendisliği kaçırdıklarını düşünüyorum. Bundan dolayı da bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Siz mesleğinizde hani tasarımın yanında konstrüktif tasarıma da severek yaptığınızı biliyorum. Yani bu iki alana hakim olmak da aslında size daha büyük bir avantaj sağladı diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Yani zaten benim savunduğum, en başından beri savunduğum şey aslında bir tasarımcının düşündüğü şeyi hayata geçirecek kadar işin mekaniğini de veya işte üretime adaptasyon aşamasını da bilmesi gerektiği. Bunu da şu yüzden hep dile getiriyorum. Çünkü yaptığınız tasarımları sadece hani kağıt üstünde veya bir maketle, modelle bıraktığınız takdirde veya bir CAD modeli olarak bıraktığınız takdirde sonrasında başına geleceklerden sorumlu olmuyorsunuz. Yani orada bırakmamanız gerekiyor. Sonuna kadar takip etmeniz, işte onu kendi, yani kendinizin yarattığı bir şeyi, o hissi, onu düşünür, tasarlarken düşündüğünüz veya işte aktarmak istediğiniz duyguları sonuna kadar taşımak için elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Bunun için de aslında sadece birilerinin yaptığı şeye kontrol etmek yerine sizin de müdahil olup onu aslında olması gerektiği şekilde çıkması için, insanlarla buluşması için, sizin hedeflediğiniz kitleyle istediğiniz şekilde buluşması için sizin de katkı sağlamanız gerekiyor. Dolayısıyla tabii ki o zaman üretim yöntemlerini, işte teknolojileri, bütün hepsini yakından takip edip bunlar iş üretimi için gerekli olan, en azından onlarla ilgili fikir sahibi olmanız, yetecek kadar bilgi sahibi olmanız ve üreticileri, işte teknik elemanları, arkadaşları, birlikte çalıştığımız mühendis veya farklı branşlardan arkadaşları yönlendirmemiz gerekebilir. Benim görüşüm bu. Ya ben kesinlikle bu görüşe katılıyorum. Yani aslında belki de hani bununla ilgili dersler de açılabilir üniversitelerde. Yani daha doğrusu yapacağımız ürünün ya da yaptığımız ürünün bir makine parçasıysa ya da komple bir blender bile olsa işleyişe ayak uydurması gerekiyor. Ama sanki biraz havada kalıyoruz o noktalarda. Yani tam bir bitime ulaşamıyoruz sanki üniversitelerde gibi geliyor bana. Ya üniversitelerde bir miktar tabii ki aksaklıklar, eksiklikler olabilir. Bunları zaten üniversitelerdeki hocalı arkadaşlarımızla, işte eğitmenlerle de geri geldiğinde sohbetlerini yapıyoruz. Ama her şeyi de üniversiteden beklemek de bir yerde belki de bir yanlış davranış olabilir. Evet. Yani kişilerin de kendilerini bu yönde geliştirmeleri, belki de hani bu talebi kendilerinin dile getirmesi iyi olabilir. Çünkü yaptığınız şeyi tamamlayacak nitelikte, en azından hani bir tasarımcının tamamlayacağı nitelikte. Mühendislik yapsın demiyorum, yanlış anlaşılıyor bazen çünkü bu. Çünkü mühendislik başka bir şey. Yani mühendis arkadaşlar aslında hani bizim yaptığımız tasarımların alıp sadece kabuğunu, işte bosslarını koyup yapan, yani işleri bu değil tam olarak. Onların işleri aslında o sistemin işlemesini sağlamak, daha düzgün şekilde çalışmasını sağlamak, işte performansı ile bütünleştirmek, o fonksiyonuyla bütünleştirmek, o ürünün tasarımını. Bu tip işlerle uğraşmaları gerekirken yani sadece bir kabuğunun tasarımı veya işte detay çözümlerinde kalmamaları gerekiyor. Dolayısıyla biz bu konularda aslında onlara destek olmalıyız. Ki tasarım gerçekten ruhunu kaybetmeden üretilebilsin. Ve bu çok önemli bir şey bence. Yani en ufacık değişiklikler bazen çünkü çok yani istemediğiniz sonuçlar yaratabiliyor tasarımda. Negatif sonuçlara gidebiliyor. Kesinlikle katılıyorum. Ya burada hani kendimce bir soru sormak istiyorum size. Çalıştığınız projelerde mutlaka elektrik, elektronik mühendisi ya da makine mühendisliğinden mezun insanlarla çalışmışsınızdır. Evet. Onların hakim olduğu alana da sizin ne kadar hakim olmanız gerekiyor şu anki konumunuzda? Çünkü ben bunun
10-20 gibi çok da düşük yüzdelerde olduğunu düşünmüyorum. Aslında hani bir oransal bir şey söylemem çok mümkün değil. Ancak hani birlikte çalışıyorsak ve o ekip en azından mesleklerini tanımamız ve onlara bayrağı ne şekilde teslim etmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Yani onlar nereden devralıp nereye kadar götürecekler? Yani şöyle söyleyeyim, çok çeşitli ürün tasarımı yapıyoruz biz. Yani otomotivden tutun da işte bir kaleme şeye kadar, elektronik bir ürüne kadar farklı farklı şeyler çalışıyoruz. Burada mesela yani yeri geliyor elektronik kartçı arkadaşlarla toplantılar yapıyoruz. Elektronik tasarımı yapan işte elektronik mühendisleriyle. Ondan sonra o elektronik kartın hardware ile ilgili mesela dataları bize gönderiyorlar. Biz işte komponent yerleşimlerine karışıyoruz. Diyoruz ki işte bunları buradan buraya alalım. İşte çıkışlar arkada olsun, bağlantıları şu şekilde olsun. O yerleşim çünkü bizim tasarımı da etkiliyor. Yeri geliyor işte bunların algoritmalarıyla ilgili oturup birlikte çalışıyoruz. Yani ne olması durumunda kullanıcı, tabii bu UX dizayna da giriyor. Gerektiğinde zaten o tarafı da ele alıyoruz. Bütün hepsini birlikte düzgün çalıştırdığınız zaman zaten ürün başarılı bir sonuca ulaşıyor. Bunları bir tasarımcının koordine etmesi ve yönetmesi aslında bence çok önemli. Çünkü asıl doğuş noktası tasarım stüdyosu oluyor genelde bu işler. Dolayısıyla ekip arkadaşlarımız da bu bahsettiğim meslek grupları çoğunlukla hep birlikte bu başarılı bir sonuca ulaşabiliyoruz. Yani bir yerde işte biz bırakıp çekildiğimiz zaman çünkü onlar da o zaman kendi bildikleri gibi yapmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla birlikte yaptığımız zaman zaten onlar da bize sorular soruyor. Biz onları aynı şekilde sorular soruyoruz. Birlikte öğreniyoruz aslında birbirimizin mesleklerini ve ne kadar sınırlarına girip çıkabileceğimizi de bu sayede öğreniyoruz. Evet, ama burada da yine aslında tasarımcının bu sınırları zorlaması, öğrenmesi. Çünkü onun her öğrendiği bir nokta aslında kendi yapacağı formada bir katkı sağladığı için hani biraz sınırları tasarımcının genişletmesi gerekiyor sanki. Kesinlikle. Yani yeni teknolojileri takip etmesi gerektiği gibi şu an mevcut olanları da en azından neler yapılabileceği, bu teknolojilerin imkanlarıyla nelere ulaşabileceği konusunu bilirse ona göre önerilerde bulunabilir çünkü. Peki Ümit Bey, şunu sormak istiyorum. Otomotiv sektöründe daha önce çalıştınız, hala da çalışıyorsunuz. Bu alanda tasarım yapabilmek için sizce gereklilikler nedir? Çünkü bunu şu yüzden soruyorum. Birçok üniversite öğrencisi ya da yeni mezun otomotiv firmalarında çalışmak, Ar-Ge'lerinde çalışmak istiyor. Ama hepsinde şöyle bir algı var. Ya aldıkları eğitimdeki modelleme bilgileri ya da işte Türkiye'deki Ar-Ge sıkıntısından dolayı bu sektörde çok fazla tutunamayacaklarını ya da hiç başlayamayacaklarını düşünüyorlar. Yani otomotiv aslında hani aslında diğer branşlarda da benzer şeyler var ama otomotivde özellikle bir tutku öncelikle olması gerekiyor. Yani çünkü çok daha farklı bir işleyişi var otomotiv tasarımının yani diğer ürün tasarımlarından. Çünkü orada işte exterior interior diye bir iki ayrım var bir kere. Dış mekan, iç mekan tasarımı diye. Bir kere burada bir branşa ayrılıyor otomobil kendi içerisinde. Otomotiv tasarımcısı da aynı şekilde. Daha sonra burada bir işte stilistler var. Yani stilist dediğimiz aslında ana karakterini veren, stylingini yapan aracın tasarımcılar ki bunlar genelde sketch ağırlıklı çalışıp daha draft modeller yapıyorlar genel olarak, genellersek şayet. Daha sonra yani bir grup tasarımcı da işte bu yapılan draft modelleri gerçek hayata yani üretim tarafına, mühendisliğe adaptasyon için işte A class yüzey, daha kaliteli yüzey çalışmaları ve işte mühendislik ekiplerinin belirlediği sınırlamalara uyum sağlayacak nitelikte o tasarımı adapte etmeye çalışıyorlar. Ve böyle farklı farklı aslında tasarımcı niteliklerine ihtiyaç var. Bunların hepsi farklı kişiler. Yani hepsini bir tasarımcı yapmıyor.
Sketch'i bir tasarımcı yapıyor. İşte yüzey modellemesini bir tasarımcı yapıyor. İç mekanı, dış mekanı farklı tasarımcılar yapıyor. Hatta onu da bölebilirsiniz. Sadece far tasarımı, işte sadece gibi gibi detayları da indirgeyebilirsiniz. Bu tabii firmanın, otomotiv firmasının büyüklüğü, boyutuna bağlı olarak değişiyor. Bunların hiçbirisini şimdi bir otomotiv branş eğitimi olmadan zaten bir öğrencinin okuldan bunları bilerek mezun olmasını beklemek de zaten mümkün değil. Bildiğim kadarıyla ben yanılıyor da olabilirim ama ülkemizde hala endüstriyel Yok. ürün tasarımında otomotiv branşı yok, değil mi? Evet, yok. Yani aslında olması da gerekir bana sorarsanız. Çünkü Türkiye her ne kadar otomobil tasarımı tarafında çok yoksa da ticari araç tasarımında şu anda Avrupa'nın üretim üssü olmuş durumda. Yani otobüstür, işte küçük ticari araçlardır. Dolayısıyla burada çok sayıda bu bahsettiğim nitelikte tasarımcılara da ihtiyaç var. Ancak benim de bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu nitelikte tasarımcı da çok sayıda yok maalesef. Evet ya peki şeyi de sorayım buradan dinleyenler en azından sonra tabii siz biliyorsanız yani bu şey olur onlara da yol olur ya da söylemek isterseniz. Yani şu an bir üniversite son sınıf öğrencisi endüstriyel tasarım bölümünden ya da yeni mezun. Otomotiv tutkusu var. Tabii ki de elbette üniversitede araştırmıştır Türkiye'de nerelere başvurabilir, nasıl ilerleyebilir ama siz olsaydınız şu an öğrenci ilk başta hangi etaptan başlardınız, hangi firmaya giderdiniz ya da? Yani aslında bu direkt firmaya giderek de olacak bir şey değil. Dediğiniz gibi bir otomotiv eğitimi aldığı zaman şansı daha çok yükseliyor tabii ki. Yani bu nedir? İşte otomotiv branşı olan bir master yapabilir. İşte UMEA gibi veya işte Pasadena Art Center gibi bir yerde. Orada işte firmalarla çalıştığı zaman veya o tip okullarda okuyup mezun olduğu zaman otomotivde iş bulma şansı, büyük firmalarda iş bulma şansı daha çok artıyor tabii ki. Bu bahsettiğim tabii hani dünya markalarında iş bulma şansı daha çok artıyor. Ama hani Türkiye'de otomotiv sektöründe çalışmak istiyorsa burada biraz daha farklı. Yani burada özellikle bu ticari araç üretimleri tarafında falan yine büyük firmalarımız var ama orta ölçekli firmalarda diyeyim. Aslında hem styling yapması gerekir, hem işte yüzey modellemesini gerektiği gibi işte kaliteli niteliklerde yapması gerekir. İşte birçok işi bir arada yapması gerekir. Dolayısıyla hani birçok konuda kendisini geliştirdiği takdirde o tip firmalara girme şansı olabilir Türkiye'de. Ama bu bahsettiğim büyük firmalara girmek istediği takdirde de sanki hani o konuda bir eğitim almak çok şansı arttırıyormuş gibi görünüyor. Anladım. Bu bilgiler bizi dinleyen otomobil severler için iyi olacak. Çünkü hani benim birçok arkadaşım da bunu soruyor ya da işte yıllardır araştırıyor, düşünüyor. Yani aslında o kadar kolay değil ama isteyenin de yapamayacağı bir şey değil diyebiliriz. Diyebiliriz ama yani şöyle de bir şey var. Sayısal olarak baktığımız zaman aslında çalışma ihtimali de çok çok kolay da değil. Yani çok seçici davranıyor firmalar tabii ki doğal olarak. Çok sayıda otomotiv tasarımı yapmak isteyen tasarımcı da var. Yani gerçekten öncelikle hani o öyle bahsettiğim tarz okulların otomotiv master'ına kabul edilmek zaten bir ciddi bir eleme aşamasını geçmeniz gerektiriyor. Oraya girdikten sonra iş daha kolaylaşıyor tabii ki. Yani çünkü o firmalar o bahsettiğimiz okullarla, benzer okullarla zaten birlikte projeler yapıyorlar. Bu master sürecinde mesela stajlar yapıyorsunuz gidip otomotiv sektöründe. Bunlar hep daha sonra sizin zaten daha kolay iş bulmanızı ve bu sektörde işte tasarımcı olarak çalışmanızı kolaylaştıracak unsurlar oluyor aslına bakarsanız. Evet, doğru diyorsunuz. Çok teşekkür ederiz bu bilgiler için. Rica ederim. 2004 yılında Dizayn Yumu kurdunuz. Ancak bu hani Dizayn Yumu kurmadan önce bu süreci kafanızda nasıl planladınız ve nerelere önem verdiniz? Evet, yani benim aslında Dizaynumu kurmam bayağı böyle uzun bir hayalin başlangıcıydı, kuruş aşaması öyle söyleyeyim. İlk başlarda mezun olduğum dönemlerde aslında hani kendi ofisini açıp da bir tasarım ofisi açma Türkiye'de biraz gerçekten hayal edilmesi bile zor bir şeydi. Çünkü hani meslek
zaten çok tanınmıyordu. Küçük firmalar falan hiç tasarım yaptırmıyordu diyebiliriz neredeyse. Yıl işte 85 yılından bahsediyorum. Hatta yani benim annem bile hani ne iş yaptığımı tam bilmiyordu yani. O zamanlar hani ne yapıyor diye sorduklarında işte mimar gibi bir şey falan diyordu. Çizim yapıyor işte bu şekilde. Dolayısıyla yani o dönemden başlarsak şayet şey yaptım. Yani bir yerlerde çalışıp tecrübe edinmek, işte istediğim işi yapmak, kendimi geliştirmek için işte otokarda çalışmaya başladım otomotiv sektöründe. 2 sene sonra işte askerlikten sonra falan Teletaş'a geçtim. Ama bunları yaparken hep böyle kendi işimi yapma hayalim vardı tabii ki. Ama zamanı gelmemişti. Yani o dönem çok zordu çünkü gerçekten. Yapan yok muydu? Vardı. Tek tük arkadaşlarımız vardı. Daha sonra işte Arçelik'e geçtim. Orada da bir 10 yıl kadar çalıştım. Bayağı uzun bir müddet. Sonrasında artık hani bir şeylerin tekrara girdiğini gördüğümde ve zamanın doğru olduğuna inandığım zaman bu dizaynımı kurmaya karar verdim aslında. Ve dizaynımın kurulma şeyi aslında biraz o firmalarda da dışarıya tasarım yaptırıyorduk, ediyorduk. İşte o yaptırılan tasarımların firma bünyesindeki problemlerini de fark ettiğim zaman, yani sadece tasarım olarak işte hiçbir şekilde mekanik tarafı düşünülmemiş, çözülmemiş veya üretim tarafına yönelik detaylandırılmamış olan tasarım şeklinde paket olarak teslim edildiği zaman firma içerisinde onun değiştiğini, farklılaştığını, o ruhunu kaybettiğini fark etmiştim. O yüzden dizaynımda dedim ki yani böyle bir şey yapacaksam bunu hani komple bir servis olarak vermeliyim. En azından üretime kadar onun kontrolü benim elimde olmalı. Mümkün olduğunca bunu yapmaya çalışarak başladım aslında. Asıl amaç buydu. O bütün süreci kontrol edebileceğim. Yani ürünün içerisinde tasarımla ilgili ne varsa bütün hepsinin kendim yapmak değil. Ama en azından kontrolünü yapmak ve sonuna kadar kalıptan çıkıncaya, hatta deneme baskıları alınıp pakete girinceye kadar o ürünü bırakmamak. Böyle bir prensip edindim. Hala da yapmaya çalışıyorum onu. Çünkü gerçekten çok fark ediyor. Tabii bütün firmalar bunu şey yapmayabiliyor, talep etmeyebiliyor. Kendi bünyelerinde bir yerlere kadar getirdikten sonra devralıyorlar. Ona bir şey de diyemiyoruz ama benim için ideali böyle bir şey. Yani bir ürünü tamamlamadan onu bırakmak bana doğru gelmiyor. Ya aslında zaten hani böyle bir şeye kendinizi hazır hissetmek de kolay bir süreç değil. Çünkü karşı tarafa verilmiş bir söz ve hani üretimin skeç aşamasından kalıp belki dediğiniz gibi paketlenme aşamasına kadar bu sözü tutmanız gereken bir süreç var. Evet. Peki yani bu noktada şeyi soracağım. Bu dizayn kurduktan sonra sektörden proje almak için daha önce çalıştığınız yerlerin faydası oldu mu size ya da ne kadar oldu? Tabii ki faydası oldu. Aslında benim dizaynımı kurduğumda ilk çalıştığım firmalar eski çalıştığım firmalar oldu. Çünkü yıllardır işte yani otokarda da çalışmıştım, Arçelik'le de çalıştım daha sonrasında da. Bu hem o firma hem o firmanın etrafındaki o network zaten ben o zaman dizaynım kurulduktan sonra kendi bir iş arama gereği duymadan bana sağ olsunlar destek verdiler. Dediler ki işte madem ayrıldın o zaman hadi bu işleri yap. Oturduk oradan başladık. Aslında hani sadece sanki bir mekan farkı ve bir yönetim sistemi farkı gibi oldu. İşler yine aynı şekilde devam etti diyebilirim. Kesinlikle faydası oldu. Çünkü yani sıfırdan hani böyle bir yeri kurup da hiç bu firmalarla tecrübem ve ilişkim olmasaydı tabii ki beni bulmaları zor olurdu. Benim işi gidip bulmam da gerekirdi diye düşünüyorum ama bu bahsettiğim süreçte tam tersi oldu. Tabii yani ama şunu da yine hatırlatacağım ben. Şeyi fark ettim yani sürekli programlarımda da hani sizin gibi profesyonel tasarımcılarla konuşurken şöyle bir algı da oluşmasın. Hani herkese şey gibi geliyor. Bir yerde 5-6 yıl çalışayım, işte 10 yıl çalışayım. İşte sonra geçeyim, işler gelmeye başlasın, iyi yerlere gelsin, firma kurayım. Ya aslında bu hani sizin
ekstra başarınız ve yeteneklerinizle oluşan bir şey. Yani herkeste de bu böyle olacak değil. Yok, tabii ki. Yani o sadece hani mesleki başarıyla da elde edilecek bir şey değil. Yani o kişi olarak orada ne kadar güven verdiğiniz, işte ne kadar sözünüzün arkasında duran, ne kadar yeterli bir kişi olduğunuz, mesleğinizde ne kadar yeterliliğinizin ne olduğuyla ilgili bir şey. Yani sizden memnun olmaları lazım ki tekrar size bir gelip de iş versinler. Yoksa birçok firma var yani benzer işleri yapabilecek nitelikte. Haklısınız. Yani öyle kendiliğinden herkesin başına gelebilecek bir şey olmayabilir bu. Yani onu sağlamak için öncesinde gerçekten hani onu hak etmek gerekiyor herhalde, öyle diyeyim. Evet, yani aslında peki yani şunu soracaktım. Burayla da bağlayabilirim bu durumu. İleride mesela tasarım şirketini kurmak isteyen tasarımcılar başlangıçta çalışacak yerleri hedeflerine göre mi seçmeliler? Yani daha doğrusu şöyle de açabiliriz bunu biraz. Bir hedefleri var. İşte hani siz mesela hedefiniz için uzun yıllar beklemişsiniz aslında. Bazı tasarımcılar şu an yeni neslin de verdiği heyecanla direkt hedeflerine ulaşmaya çalışıyorlar ama biraz kendilerini ve yeteneklerini ya da sevdiği alanı belirlemeleri gerekiyor sanki. Tabii ki, tabii ki. Yani zaten günümüzde benim de farkında vardığım en büyük problemlerden birisi hedefler çok net değil. Yani biraz akışına bırakılıyor. Bu tabii ki aslına bakarsanız biraz eğitimle de ilgili, biraz hani süreçle de ilgili, her şey değişiyor çünkü bizim zamanımız gibi değil. Bizim zamanımızda daha netti her şey. Şu anda her şey çok hızlı geliştiği, değiştiği için sanırım bu hedefler de sürekli update ediliyor ve değişiyor. Ve hani bir gün istenilen şey öbür gün istenmiyor, başka bir şey onun yerine geliyor diyebilirim. Belki de onunla ilgili olabilir, evet haklısınız. Peki size şunu da sormak istiyorum. Eski dönemlere baktığımız zaman bir mobilya hem iç mimari hem endüstriyel tasarım için çok önemliydi. Küçük ev aletleri çok önemliydi. Yani önemliydi derken endüstriyel tasarım bitirmiş bir kişinin iyi yerlerde çalışabileceği alanlardı ve üzerine profesyonelleşebileceği alanlardı. Evet. Ama günümüzde teknoloji hızla gelişti ve hani bizi bambaşka bir aslında diyara sürükledi. Nasıl bir diyar bu? İçinde işte sosyal medyanın olduğu, e-ticaretin olduğu büyük bir alan var önümüzde aslında. Bu da UI UX. Evet. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Aslında bu yeni nesil birçok kişiden daha iyi gözlemliyor UI UX'i, tasarımcı olanlar. Çünkü kullanıyorlar, içindeler ve ona bir dokunuş yapmayı da biliyorlar. Evet. Bu biraz şeye doğru dönebilir mi sizce? Yani bu endüstriyel tasarım işi UI UX'le beraber iyice teknolojiyi geliştirmek, işte yeni uygulamaların çıkması, hizmet tasarımları. Çünkü şu an hizmet tasarımı adına birçok uygulama hem iyi derecede hibeler alıyor hem iyi yerlere geliyor. Ve bir noktada bunda her zaman endüstriyel tasarımcılar çalışmaya başladı da. Evet. Tabii ki yani UX UI kısmı kesinlikle artık eskiden olduğundan çok çok daha fazla. Hele bu şeyden sonra, bu pandemiden sonra demin sorduğunuz soruyla da biraz bağlantılı bu. İlk başta sorduğunuz tasarımı nasıl etkiliyor diye. Çok etkilemeye başladı. Yani ister istemez artık nesneler yani nesneler de akıllanmaya başladı. Eskisi gibi eskiden akıllı dediğimiz nesneler şu anda aslına bakarsanız hiç de akıllı olmadıklarını anlıyoruz. Ama şu anda kullanıcısına tavsiyelerde bulunan, onun işte alışkanlıklarını saptayan, ona göre işte şeyler önüne seçenekler sunan bir altyapıyı kurup bunu ürünün artık bir karakteri haline getirmek, ürünün üzerinde olmazsa olmaz bir unsur haline getirmek gerekiyor. Özellikle bu şeyle ilgili pandemiden sonra bu tip ürünler daha da aslına bakarsanız ön plana çıktı. Çünkü insanlar kendi başlarına bir şeyleri iyi bir şekilde yapmaya çalışırken böyle yardımcılara da ihtiyaç duymaya başladılar. Yani aslında bunlar destek verici unsurlar olmaya başladı. Ben kesinlikle tasarımın içerisinde UX UI'ın çok önemli bir yeri olduğunu ve daha da önemli kazanacağına inanıyorum. Her ikisinin bir arada düzgün bir şekilde harmanlanması durumunda da çok başarılı ürünler çıkacaktır tabii ki.
Yani hem endüstriyel tasarım olmaya devam edecek ister istemez. Çünkü onun bir hardware'e bir vücut bulmaya ihtiyacı var. Tabii ki aynı zamanda sadece bir telefon uygulaması veya bir aplikasyon da olabilir bu. Ama hani biz tasarım tarafından baktığımız zaman benim baktığım tarafta özellikle ürünlerle bunu nasıl bir araya getirebiliriz ve bu kullanıcıya nasıl fayda sağlar tarafından bakmaya çalışıyorum. Peki şöyle bir şey daha sormak istiyorum. Bu da hani etraftan çok aldığım bir soruydu benim. Şimdi günümüzde yine endüstriyel tasarımdan her sene mezun olan insanların sayısı çok fazla. Evet. Ama kaliteli iş açıklarına baktığımızda yani kaliteli işlerdeki iş açıklarına baktığımızda bu sayının çok altında kalıyor. Endüstriyel tasarımcılar aynı zamanda sizce mesela yükseklerini bu pazarlama kısmından yaparlarsa bir avantajı olacağını düşünüyor musunuz? Ya tasarımın ilişkide olduğu aslına bakarsanız bütün mesleklerde master yapmanın avantajlı olabileceğini düşünüyorum. Ama ben master konusunda da şöyle bir görüşüm var. Yani şu anda mesela yani son zamanlarda benim gözlemlediğim yani mezun olur olmaz hemen hani master yapayım. Yani okul devam etsin, eğitim devam etsin gibi bir algı çoğunlukla bunu gözlemliyorum. Halbuki yani master dediğimiz şey yani bir konuda ustalık level'ına geçmek isteyeceksiniz. O konuyu belirlemek bence önemli. Yani onu belirlemek için de biraz işin içine girmek lazım. Yani önce hani ne yapmak istediğinizi, ne konuda gelişmek istediğinizi belirleyip işte yani tasarımın içinde bu işin pazarlama tarafı mı, işte strateji tarafı mı, marka stratejisini oluşturma tarafı mı yoksa ne bileyim benzer birçok konu olabilir veya bir trendlerin analiz edilmesi mi? Bütün bunlar içerisinde bir yerde kendinize bir hedef belirleyip ben bu konuda geliştirmek istiyorum deyip oraya gitmek lazım. Yoksa sadece hani master yapayım, gideyim yine product design tarafında bir master yapayım. Bu bence çok şey katmayacaktır. Yani o master'dan daha çok şey girip bir yerde çalışmak tecrübe katacaktır diye düşünüyorum. Yani mesele hani herkesin yapmadığı, bilmediği bir boşlukları tespit edip çözümlenecek bir yer tespit edip o konuda master yapmak aslına bakarsanız. Bence öyle olmalı. Yok katılıyorum buna yani aslında hani burada açık konuşmam gerekirse öğrencilik zamanlarımızda da bunun sıkıntısını demeyeyim de farkını hocalarda bile anlayabiliyorsunuz. Yani hani hiç dışarıda çalışmadan okulda devam eden bir derse giren hoca ile sektörde çalışmış ve girmiş hocanın bakış açısı çok farklı oluyordu her zaman. Evet. Doğrudur. Yani o çünkü şey hani nerede neyin eksik olduğunu, neler yapılması gerektiğini tespit etmek için aslında bir tecrübe yaşamak. Evet. O tecrübeyi yaşamayı ben öneriyorum. Yani master kararı vermeden önce. Yani çok net peki, okulda yaptığınızda da bu kararı verebilirsiniz. Aslında orada da netleşmiş olabilirsiniz. İlla çalışmak gerekir de demek istemiyorum ama hani bu kararı verip netleştirip aslında ne yapmak istediğinizi öyle bir master yapmak lazım. Ya sadece yüksek lisans sahibi olayım diye master yapmanın bir anlamı yok bence. Tabii daha sonrasında zaten o yüksek lisansın size açtığı kapılarda bile mutlu olamayabilirsiniz. Yalnız seçimler yaparsınız. Kesinlikle. Büyük firmalarla çalışmaya başladığınız süreci soracağım size. Yani zaten sene 10-15 sene gibi bir deneyimle dediğiniz gibi açıldığınızdan itibaren yine işleri kendinize alarak devam etmişsiniz ama hiç şu oldu mu? Ya bu aldığım en büyük işte çok mutluyum dediğiniz iş hangisi? Vallahi ben her işte aynı heyecanı duyuyorum. Öyle söyleyeyim. Yani işin büyüklüğü küçüklüğünden ziyade aslında beni heyecanlandıran şey daha çok böyle hani dokunulmamış, yeni yapılacak bir konu veya benim çok sevdiğim bir konu olduğu zaman heyecan duyuyorum daha çok. Yoksa hani işin boyutu, büyüklüğü çok önemli olmuyor o açıdan. Benim yani ne kadar fark getirdiğim oraya, onu hissettiğim projeler oluyor bazen mesela. Onlarda inanılmaz heyecan ve keyif duyuyorum. Öyle söyleyeyim. Peki şöyle bir şey sorsam. En zorlandığınız proje bu zamana kadar ne oldu? Yani zor derken hani üstesinden kalktım dediğiniz bir proje var mı? Ya mutlaka vardır da. Kötü anılar unutulur ya şu anda aklıma gelmedi sorduğunuz zaman. Mutlaka vardır yani hani yok desem yalan olur ama yani şöyle ben
karakter olarak peşini bırakmam yani hiçbir şeyin. Hani kötüyse bile onu en azından iyi hale getirmeye çalışmışımdır diyeyim. Yani zorlandığım proje, ha şöyle şeyler olabilir. Hani çok deşilmiş konular oluyor ya bazen. O konularda böyle yeni bir şey bulmak herkes için zordur. Onu yaşıyoruz tabii öyle konular olduğunda hala da. Ama hani çok hatırlamıyorum ya. Çok çünkü mesleğim ben yani benim tasarımı hani tam böyle meslek olarak değil de ben yaşam biçimi olarak gören birisiyim. Yani çünkü çok küçük yaşlardan beri hep tasarımcı olmak istiyordum zaten. Dolayısıyla çözüm bulduğum zaman mutlu oluyorum ve hep çözüm bulmaya çalışıyorum. Hani problemli bir şey tespit ettiğim zaman mutlu olan bir insanım ya öyle söyleyeyim. Niye? İşte orada problem var, ben onu çözeceğim, yeni bir şey yapacağım diye böyle enteresan bir yaklaşımım var benim. Yani nerede bir problem varsa orada bir yenilik vardır gibi bir bakış sonuçta. Bu inovasyonun da kökeni burada zaten. Bu dediğiniz mutlaka yaşadım ama şu anda net hatırlamıyorum. Yani en azından yaşadığımı söyleyeyim. Yaşamışımdır yani. Peki Ümit Bey, yine ben merak ettim bunu soracağım. Yani tasarıma bakış açınız nasıl oluyor proje size geldiğinde? Yani proje size geldi ve ne bileyim bir gün boyunca kafanızı boşaltıp hiç düşünmüyor musunuz? Nasıl çalışıyorsunuz? Nereden başlıyorsunuz düşünmeye? Ya yok öyle bir şey bende şey yok yani böyle hani derler ya hani ilham bekleme bilmem ne falan filan boşaltma. Ben mümkün olduğu kadar aslına bakarsanız bir sistematiğe oturtmaya çalışıyorum tasarım süreçlerini. Bu sistematik içerisinde zaten sizin yetileriniz onu farklılaştırıp güzelleştirmeye yetecektir diye düşünüyorum. Ama sistematiğe oturtma sebebim de şey yani o düzeni sağlamak. Yani bir projenin ne kadar zaman alacağı, ne kadar adam saat harcamak gerektiği, hangi kısmında yaratıcı olmak, hangi kısmında işte daha ayağa yere basıp da işte üretime data göndermek gerektiği falan. Bunları planlıyoruz öncesinde aslına bakarsanız. İşte o planlamada araştırmadır, işte marka stratejileri belirlemedir, inovatif, yenilikçi özellikleri belirleme aşamasıdır. Bütün bunları bir süreç içerisinde yayıp bir proje planı içerisinde ele alıyoruz ve aslında ekipteki bütün arkadaşlar da buna bu şekilde adapte oluyorlar ve ona uygun davranmaya çalışıyorlar. Bu süreç belki yaratıcılığı kısıtlayıcı bir süreç gibi görünebilir ama aslına bakarsanız yaratıcılığı kısıtlamayıp da yaratıcılığı ne denir ona daha teşvik eden bir süreç oluyor. Yani o da neden? Çünkü hani yaratıcı olman gereken yerde sınırsız bir uçuş hakkın var ama oradan da alıp o fikri üretime götürme sorumluluğun var. Dolayısıyla Tabii. herkes proje ekibindeki herkes aynı sorumluluk duygusuyla projenin içerisinde yer alıyor. Dediğim gibi yani bir prosesimiz var. Sürekli gelişen, sürekli değişen, üstelik bu sabit bir şey de değil. Ona uygun davranmaya çalışıyoruz ve onun içerisinde de elimizden geleni yapıyoruz farklı şeyler üretebilmek. O zaman hemen şu soruya bağlamak istiyorum bu konuşmayı. Üç farklı ülkede hizmet veriyorsunuz. Burada sistem nasıl işliyor? Görev dağılımını nasıl yapıyorsunuz? Yani daha büyüğüne bakarsak resmen. Yani aslına bakarsanız çok farklı değil ama şimdi o üç farklı ülkedeki dizaynım aslında üç farklı şirket. Yani tabii ki temel prensipleri, tasarıma yaklaşımı aynı, işte marka aynı yerde bulunuyor ama üç farklı şirket. Çünkü genelde zaten yapı olarak böyle olması gerekiyor. Ancak mesela tasarım yaklaşımlarımız, bu proses dediğim şey aynı. Kimi zaman ekip olarak çalışıyoruz, kimi zaman tamamen bağımsız çalışabiliyor bu şirketler. Bu da projenin ihtiyacına bağlı olarak. Yani mesela diyelim ki Çin'deki ekip arkadaşlarımızın niteliklerinin kullanılmasının gerektiği bir proje olduğunda onlar ekibe dahil ediliyor. Projeyi birlikte yapıyoruz. Veya Çin'de alınan bir projede bizden destek istedikleri zaman biz projeye dahil oluyoruz veya Belçika dahil oluyor. Bu şekilde bir şey var, ne denir ona, yapımız var. Bunun koordinasyonunu da sonuçta buradan merkezden yapıyoruz ama aslına bakarsanız artık her şey online, her şey zaten
Zoom toplantılarıyla falan idare ediliyor. Ama biz bunu çok öncesinde bu şekilde zaten başlatmıştık. Toplantılarımızı yapıyoruz online olarak. Bir araya geliyoruz, işte planlamalarımızı yapıyoruz. Gerektiğinde projeler üzerinde tartışıyoruz. İşte eskizlerimizi hepimiz serip onun üzerine tartışıyoruz ve hangi konsepti yapacağımıza karar veriyoruz. Dediğim gibi hem bağımsız çalıştığımız projeler oluyor, ama bu bağımsız çalıştığımız projeler de sonuçta aynı tasarım dilini taşıması adına veya aynı kimliği devam ettirmek adına standart bir proses içerisinde ilerliyor. Veya birlikte de işte farklı görev paylaşımları yaparak veya projenin bir kısmını, orası bir kısmını diğer bölüm yaparak ilerliyoruz. Peki şunu soracağım, ben bilmiyorum, affınıza sığınıyorum. Çin ve Belçika etapları nasıl gelişti sizin için? Ya aslına bakarsanız çok planlanmış bir şey değildi. Öyle söyleyeyim. Yani ben çünkü böyle işte orada ofis açayım, burada da açayım, işte oradan farklı işler gelsin gibi düşünerek yaptığım bir şey değil. Ben birlikte çalıştığım arkadaşlara değer veririm. Yani onlarla birlikte yaptığım şeyleri sonrasında da, yani benimle staj yapmış bir arkadaş bile benim için çok kıymetlidir. Görüşmelerimi, arkadaşlığımı, dostluğumu, abiliğimi sürdürürüm. Bu iki arkadaş da aslında benzer süreçlerden geçmiş arkadaşlardı. İşte bizde staj yapıp sonra Belçika'da gidip hocalık yaptı. Ondan sonra işte tasarım ofisi kurmak istediğinde görüştük, işte birlikte açalım mı falan. Böyle kendiliğinden gelişen süreçler bunlar. Benim çok planlayıp yaptığım bir süreç değildi. Çin için de aynı şey geçerli. Ancak şimdi baktığım zaman aslında hani planlasaymışım bu kadar olurmuş diye düşünüyorum. Çünkü Çin gerçekten aslında çok hızlı gelişiyor tasarım tarafında. İş potansiyeli olarak baktığımda Türkiye'yi solladı geçiyor neredeyse, öyle diyeyim, bizim bu ana ofisi. Dolayısıyla aslında doğru bir kararmış, olması gereken buymuşa sonradan farkına varabiliyorum. Dolayısıyla yani çok planlı işte böyle yapayım, şöyle yapayım da büyüyeyim edeyim gibi bir karar değil. Biraz kendiliğinden gelişen bir süreç. Ama bize çok şey kattığını söyleyebilirim. Ya ne olursa olsun, yani siz ne derseniz deyin, aslında çok büyük bir başarı. Yani çünkü hani tasarımı Türkiye'de kendinizi geliştirmek, Türkiye'de büyük işleri alabilmek, aynı zamanda yurt dışındaki işleri de alabilmek ve oraya da hizmet verebilmek. Hani çok da karşılaştığımız bir durum değil aslında. Evet, yani o aslında işin heyecan verici tarafı biraz o bizler açısından. Çünkü dediğiniz gibi yani Türkiye'de tasarımı hala tartışırken işte yurt dışından Amerikalı, Fransız veya işte Alman bir firmanın gelip bize, yani Türkiye ofisine değil ama Çin ofisine iş vermesi enteresan bir durum tabii. Türkiye ofisi de alıyor dışarıdan işler gerçi tek tük, ama Avrupa şey Çin tarafı çok daha fazla. Çünkü orada altyapı çok sağlam olduğu için, özellikle üretim tarafı falan, tasarımı da orada halletmek isteyen çok firma var. Öyle olduğu zaman da hani Çinli bir tasarım firmasına gitmektense Avrupalı bir tasarım firması olarak bizi Çin'e gittiğiniz zaman öyle görünüyor. Avrupalı tasarım firması olarak tercih ediyorlar. Peki şunu soracağım, elbet avantajı oluyordur çünkü bu Çin'de ve Belçika'daki firmalarda oraya gelen işler ya da orada tasarımla ilgili konuşulan konular, istekler aslında Türkiye'de bir ışık tutuyor mu? Çünkü oradaki büyük ihtimal oraya gelen işler hani biraz daha Türkiye'nin ilerisindedir diye düşünüyorum konu olarak. Çok farklı şeyler geliyor. Aslında Türkiye'de yaptığımız işler gerçekten zaten boyut olarak çok geniş, kapsamlı ve farklı. Ama hani farklı konularda gerçekten mesela Çin'de daha çok böyle elektronikle ilgili şeyler yaptığınız zaman çok rahat sonuca ulaşabiliyorsunuz. İşte bir elektronik display'li, ne bileyim, veya kendi içinde işte çözümleri elektronik tarafı barındıran ürünler yaptığınızda çok kolay sonuca ulaşabiliyorsunuz. Farklılaşmaya gidebiliyorsunuz. Çünkü üretim bunu hemen destekleyebiliyor çok kolay bir şekilde. Mesela Türkiye'deki en büyük sorunumuz bu. Hani oturuyorsunuz, çiziyorsunuz, düşünüyorsunuz, bir UI tasarımı yapıyorsunuz ona uygun olarak, ama onu hayata geçirmek istediğiniz zaman
yine Çin'e gitmek durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla evet, orada bu tip işler daha iyi. Şimdi Belçika tarafı oradaki eğitimin de şeyi, neden ona sonucunda oradaki eğitim biraz daha, çünkü mekanik mühendislik tasarımı tarafına yakın bizim ortağı olduğumuz arkadaşımızın. Endüstriyel tasarım mühendisliğine daha yakın diyeyim. O yüzden orada daha çok mekanik çözümlerle ilgili taraflar çok daha rahat çözülüyor. İşte o detaylara yönelik şeyler oraya gidiyor. Yani aslında güzel bir, böyle farklı bir şey olmaya başladı. Kendiliğinden yine oluşan. Özellikle bu bahsettiğim elektronik mühendisliği, işte arayüz ile ilgili kısımlar olduğu zaman Çin'den destek alıyoruz zaten. Veya işte yine bizim genel oradaki arkadaşlar da bizden bugüne kadarki yaptığımız işlerle ilgili tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Benzer bir yapı aslında güzel bir işbirliğiyle devam ediyor şu anda. Şunu sormak istiyorum hemen. Dizayn Yuma'da altında, özellikle Çin'de herhangi bir ürün çıkartmayı düşündünüz mü? Valla çok aslında teklif ediyorlar oradaki üreticiler, özellikle hani niye siz ürün yapmıyorsunuz diye. Çünkü orada tasarım firmaları kendi ürünlerini çok kolay yapabildikleri için yatırım miktarı da buraya göre daha düşük. Ve hani aslında düşündüğünüzü ürüne çevirmek biraz daha kolay. Bizi de düşündürmeye başladılar, öyle söyleyeyim. Düşünmeye başladık o tip şeyleri, ama hani şu anda bir aktivite var mı derseniz henüz yok, ama olabilir yakında. Yani öyle bir isteğimiz var genel olarak. Çünkü dikkatimi ilk o çekti, Çin'de yapılabilir aslında gibi. Çok kolay yani, buraya göre düşünürseniz hani yatırım ücretleri düşük, süreler daha kısa. Dolayısıyla yani bir şeyler düşünüyoruz, arada sırada konuşuyoruz aslında, ama hani sonuçlanmadı henüz, daha öyle söyleyeyim. Peki şunu da soracağım Ümit Bey. Çin'i konuştuk, biraz da ülkemizi konuşalım. Ülkemizde bir ürün tasarımını konsept aşamasından başlayarak kalıp üretiminin sonuna kadar getirebilecek yeterli sayıda firma var mı sizce? Yeterli sayıda derken, yeterli sayıda yok bana sorarsanız. Yani var tabii ki, birçok firma var, ama hani ben Türkiye'nin nüfusuyla orantıladığım zaman yeterli sayının çok daha yüksek olmasını beklerim. Yani aktif tasarım ofisi sayısının böyle binlerle ifade edilmesi gerekir aslına bakarsanız, bu tip konularda iş yapan, yapması yeterliliği olan. Ancak öyle değil maalesef. Yani hani sayısal olarak o kadar yüksek değil. O da şeyle ilgili, yani iş potansiyeliyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Veya işte bu işin sonuçta getirisi de tabii ki bu tip firmaların, ofislerin kurulması kurulmaması kararını aldırıyordur insanlara. Türkiye'de çok sayıda ofis var diyemem, ama hani yeterli midir değil midir bilmiyorum, ama belirli ofisler var biliyorum, yapabilirler bu işi yapabilen. Aslında şöyle düşünüyorum ben de. Mesela yaratıcı bir ülke olduğumuzu düşünüyorum. Nüfusumuz da fazla. Ama bir insanımızın herhangi bir ürün yapmak istediğinde hem başvuracağı kısa yollar ya da daha profesyonel yollar da biraz daha bir arada kümelenmiş ve net bir çözümde olsa belki hem üretim anlamında hem de teknoloji anlamında biraz daha gelişebiliriz. Yani şu an öyle bir durum oluyor ki herhangi bir mobilyayı bile sıfırdan üretmek isteyen bir öğrenci olsun, bu isterse bitirme projesini yapıyor olsun ya da yeni kurulmuş bir mobilya firması bile olsun. Hı hı. Yani kumaşın döşemesini ve mobilyayı alacağı yeri, yani ahşabı alacağı yeri bile çok ayrı yerlerden buluyor. Kendi zorluklarıyla buluyor. Yani bunun belki biraz daha sisteme oturtulması gerekiyor Türkiye'de, ama nasıl oturtulabilir hiçbir fikrim yok. Çünkü siz hani daha işin profesyonel kısmındasınız, ama daha ortadaki kısım, ya ortada bir şey yapmak isteyenlerin başvurabileceği bir yer yok sanki. Ya şöyle, aslında şunu demek istiyorsunuz sanırım. Yani yardımcı sanayi tarafında eksiklerimiz var bizim. Evet. Yani bir ürün yapmak isteyen, işte düşündüğü şeyi ürüne dönüştürmek isteyen çok kişi var, çok kurum var. Yardımcı sanayiden kastım şu. Yani işte display'ini yapacağınız bir yer yok veya çok az sayıda firmalar var, elektronik çözüm display ile birlikte, işte yazılımıyla birlikte size servis verecek. Veya
yani kaplama yaptırmak istiyorsunuz veya farklı bir boyama, işte yüzey tekstürü oluşturmak istiyorsunuz. Bu bile sorun olabiliyor yani burada. Bütün bunları böyle bunun gibi bir ürünü yaparken yüzlerce şeyle karşılaştığınızı düşünürseniz yok mu? Var ama hani eksik, sayısal olarak yeterli değil. İşte gittiğiniz zaman böyle kolaylıkla şey yapamıyorsunuz, işte sayısal olarak yetersiz olduğu zaman o firmalar dolu oluyor, size destek veremiyor, küçük işletmelere destek veremiyor o zaman. Evet. Dolayısıyla benim tespitim burada yardımcı sanayinin eksikliği. Yani o olmuş olsa bence bu söylediğiniz şey çok daha kolay yapılabilirdi. Yani düşündüğünü hayata geçirecek insanlar daha çok olurdu. Çok var öyle insan ama maalesef düşündüğü düşünceyle kalıyor sadece. Evet evet ya, bu benim kendi şahsi girişimlerin arasında hatta bu konu var. Bu konu üstüne gidiyorum. Daha sonra size de anlatırım. Tamam, memnun olurum. Şeyi sormak istiyorum Ümit Bey. Design Human, değişen yaşam koşulları ve gelişen teknolojiye göre gelecekteki hedefleri neler? Aslında bu hani demin de bahsettiğimiz ürün üretmek olabilir. Avrupa'da başka bir yere tekrardan bir yer açmak gibi de olabilir. Yani bir planınız var mı? Yani aslına bakarsanız iyi tasarım yapmaktan ve hani güncel kalmaktan öte çok fazla böyle ileri planlar yapmak istemiyorum. Yani bulunduğumuz yerde iyi tasarım yapar diye anılmak istiyorum. Bu tabii sadece Türkiye için değil, dünyadan müşterilerimiz aynı şekilde bize gelsin istiyorum. İyi tasarımdan kastım şu. Sadece üreticiyi düşünmeden hem üreticiyi hem tüketici tarafını, bütün unsurları bir ele alıp hepsini mutlu edebilecek nitelikte tasarım, bence iyi tasarım. Yoksa hani tüketicinin çok beğendiği çok güzel şeyler yapabilirsiniz, kullanıcısının çok beğendiği, ama onu hayata geçirecek taraf üretici, onun da mutlu olması lazım ki o ürün yapılabilsin. Dolayısıyla bu unsurların hepsini çok dengede tutmanız gerekiyor. Biz buna çok dikkat ediyoruz. İleride de bunu devam ettirmek istiyoruz. Yani böyle dediğiniz gibi hani birkaç tane daha ofis açalım falan gibi hedeflerim yok. Aslına bakarsanız şu an bile zaten yeteri kadar var. Sadece işi daha nitelikli, daha olması gerektiği gibi, daha belki multidisipliner, o da tabii biraz gelir olarak daha iyi bir gelir elde etmemize bağlı. Yapıya dönüştürmek ve olması gerektiği gibi, hak ettiği gibi yapmak aslında hedefim. Umarım hepsini gerçekleştirebilirsiniz diye buradan iyi dileklerimi söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Şeyi soracağım Ümit Bey, stajyer alıyor musunuz? Ve öğrenciler sizin için, sizinle staj yapmak için nasıl bir yol izlemeli? Yılda kaç kişi alıyorsunuz? Stajyer alıyoruz. Yani uzun yıllardır ben stajyer alıyorum. Hatta diploma projelerine de destek veriyoruz ama yani ben çok sayıda başvuru oluyor doğal olarak. Şeyde de öyle, diploma projelerinde de öyle. Üzüldüğüm nokta ise hani bizim kapasitemiz çok değil. Biz belirli sayıda ancak stajyere tabii ki destek verebiliyoruz. Birlikte proje yapabiliyoruz. Yani senede maksimum işte 5-6 stajyer alabiliyoruz. Diploma projeleri de bir ya da iki tane diploma projesine destek veriyoruz. Ancak hani başvuruya bakarsanız çok fazla sayıda oluyor. Bunların arasında eleme yapmamız gerekiyor tabii ki. Başvuru yollarımız açık. Yani web sitemizde de var. Ancak ben şöyle yine özetleyeyim. Özellikle portfolyo ve yani portfolyonun düzgün hazırlanmış olması ve bizlerin, yani bakan kişilerin o tasarımcının tasarım yaklaşımını anlayacak nitelikte süreci de içermesini istiyoruz. Yani nihai sonuç ürün olan bir portfolyo istemiyoruz sadece. O süreci görebileceğimiz, süreç dediğimiz işte senaryosundan, fikir aşamasından senaryosuna, skeçlerine, maket yapımı varsa maketine,
Ondan sonra işte renderlarına, sunum anlatım tekniklerine, PAFTA'nın grafiğin grafik düzenlemesine. Bütün bunlara bakıyoruz tabii ki. Bunlar sonucunda işte biz birlikte çalışabileceğimiz arkadaşları belirliyoruz. Bu da 5-6 arkadaş oluyor zaten her sene. Başvuruyu da internet üzerinden, web sitemi üzerinden zaten staj başvuru bölümü var. Oradan yapabiliyorlar. Şimdiye kadar işte mümkün olduğu kadar negatif de olsa cevaplamaya çalışıyoruz. Atladığımız arkadaşlar da olabilir, kusura bakmasınlar ama elimizden geldiğince atlamamaya çalışıyoruz. Bu şekilde yani staj konusuyla ilgili şey. Şu anda da aslında bu dönemde de şöyle bir şey var. Bu dönem hani ofise bile toplantı kabul etmezken stajyer kabul edelim ama dedik online olsun stajlarda. Online staj ve diploma projesi yapıyoruz. Şu çok anda iyi. Üçüncü arkadaşımızla da bugün başladık. Stajyer arkadaşımızla. Bir diploma projemiz o şekilde bitti. Yani elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü biz de o dönemleri geçtik. İhtiyaçlarını az çok biliyoruz, empati kurabiliyoruz. Ama hani herkese destek olamıyoruz. O arkadaşlarımız da kusura bakmasınlar. Çünkü kapasite yeterli değil bu kadar yani. Tabii ama online yapıyor olmanız çok iyi yani. O çok sevindirici. En azından hani bulunduğu yerden katılabiliyor. Hem onların sağlığı hem bizlerin sağlığı açısından o daha doğru geldi bize. Mümkün olduğu kadar düzgün de ilerliyor. Yani daha verimli bile olabilir diyebilirim aslında. Tabii süper, ne mutlu o zaman. Çok sevindim şu an buna. Öncelikle Ümit Bey çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için tekrardan. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok keyifliydi. Şimdi her program kapanışında her konuğa sorduğum aynı bir soru var. Size de soracağım o soruyu. Evet. Hayallerinizin peşinde misiniz, içinde misiniz yoksa dışında mısınız? Hepsi bir arada. Yani çünkü yani hiçbir insanın tek bir hayali olmuyor herhalde. Yani kurduğunuz hayallerin bir kısmına ulaşmış oluyorsunuz. Bir kısmı devam ediyor, ulaşmak için çaba sarf ediyorsunuz. Bir kısmı yeni hayaller oluyor, onlara başında oluyorsunuz. Bir kısmının sonuna yaklaşmış oluyorsunuz. Dolayısıyla aslında her yerindeyim diyebilirim. Yani ulaştığım hayaller var, içinde olduklarım var, devam edenler var. Yeni önümüzde daha şu anda bilmediğim şeyler, hayaller de var. Çünkü yani tasarımcı hayal kurmak zorunda zaten. Hayal kurmamamız mümkün değil. Bunların da bir kısmına ulaştık, bir kısmı da devam ediyor. Bir kısmı da herhalde önümüzdeki günlerde belli olacak. Çok güzel bir cevap oldu Ümit Bey. Teşekkürler. Tekrardan çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için de. Bu haftaki konuğumuz Ümit Altun'du. Haftaya Kumpas'ta tekrardan görüşene kadar hepiniz hoşça kalın, sağlıkla kalın.